Merhaba arkadaşlar. Gene bir market turundayız. Dün gelmiştim Costco'ya. Bugün yine geliyorum. Ne alacağız? Aslında şu çam ağacından alacaktım ama yarına bıraktım. Yarın bir daha gelirsek. Ama yarın da burada Thanksgiving kapalı. O nedenle Cuma günü geleceğiz büyük ihtimal. Ya da hafta sonu. Arkadaşlar fiyatları gayet iyi. Bunlar gerçek çam ağacı. Dışarıda daha pahalı. Burada 42 dolar. Bunlar güzel kokuyor arkadaşlar. Bir tanesini alıp eve götüreceğim. Bu bizim benim kendi ailemin ilk Christmas şeyi olacak ağacı. Önceden Kaliforniya'dayken yapıyorduk da burada ilk defa ağaç alacağım canlı olarak. Genelde millet plastik alıyor. Plastikler güzel olmuyor. İyi kokmuyor onlar çünkü. Gayet de güzel. Arkadaşlar sakın aklınızda bu ağaçlar böyle Amerika'da kesiliyor. Yok ağaç katliamı yapılıyor gelmesin. Bunlar özel yetiştiriliyor. Yani bunlar çok hızlı büyüyor. Sadece yılbaşına özel yetiştiriliyor bu ağaçlar. Hiç böyle ağaç katliamı yapılıyor düşünmeyin. Bunlar böyle bir ay, iki ay gibi bir kısa sürede bu hale getiriliyor. Yani fabrika gibi bir şey düşünün. Ben de ilk geldiğimde öyle düşünmüştüm. Aynı şekilde kabak. Kabakları da öyle düşünmeyin. Koca koca kabakları deliyorlar, oyuyorlar, sonra çöpe atıyorlar düşünmeyin. O kabaklar fabrika gibi yerlerde üretiliyor. Yani şey değil, bizim bildiğimiz Anadolu'da yetişen kabaklar gibi değil. Cadılar Bayramı'na özel yetiştiriliyor. Bu da öyle. Şimdi içeri gireceğiz. Önce girmeden de kartımı hazırlıyorum. Gel kızım. Kızımla beraberiz şu an. Onunla beraber. Kızım da şu an YouTube'a bakıyor. İçeri beraber geleceğiz. Gene indirim var. Gelmişken bir tane böyle ev terliği almak istiyorum arkadaşlar. O kadar güzel ki kaliteli, içi yün. Sadece 8 lira. Şöyle bir terlik. 8 lira. Bir tane alabiliriz. Araba almıyor. Kızım bir araba alıp gelir misin? Araba al gel, araba. Gayet de ucuz arkadaşlar. 8 liraya gerçekten de içi yün, altı da şey böyle kalın taban. Evde giymek için birebir. Bir tane alalım. Arkadaşlar televizyonları görüyorsunuz. 300 lira. Bu 2000 lira arkadaşlar. Samsung'un yeni modeli bu. Sadece 2000 lira. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kulaklık arkadaşlar. Bu pahalıymış ya, 300 lira. Vermem bu kadar parayı. Biraz elektronik bakalım bugün. Arkadaşlar dün Facebook'ta bir fotoğraf gördüm. Bilmiyorum size denk geldiniz mi? A Haber, A TV, A Kanal, Henne Box'a bir şey yayınlamış. Böyle Avrupa'daki benzin fiyatlarıyla Türkiye'deki benzin fiyatları. Bakın burada görüyorsunuz bir tane daha. Türkiye'deki benzin fiyatlarıyla Amerika'daki şey Avrupa'daki benzin fiyatlarını karşılaştırmışlar. Ekrana da güya yani Avrupa'daki benzin fiyatlarını böyle euro gibi değil de Türk lirası gibi göstermişler ki millet anlamasın diye. Bunlar bu kadar adi şerefsizler çünkü kendi tebaasının ne kadar gerizekalı olduğunu biliyor. Yani ekranda fotoğrafını bulursam koyarım. Neymiş?
Almanya'da benzin 8 liraymış litresi, Türkiye'de 6 liraymış. 6 liraymış. Böyle yan yana koymuşlar işte. Yani Almanya, Fransa, İngiltere. Böyle 3-4 tane yeri bir de Türkiye'ye koymuşlar. Güya Türkiye'de benzin 6 liraymış. Oralarda da 7-8 liraymış litresi. Arkadaşlar orayı euro olarak koymamışlar. Yani normalde yazması gereken Almanya'da mesela 1.20 euro 1 litre benzin. Türkiye'de 8 lira litresi mesela. Ama öyle yazmamış akıllı. Onlar öyle akıllı çünkü. İnsanları kandıracaklar ya. Güya Türkiye'deki benzinle Avrupa'da satılan benzin aynıymış. Yersen tabii işte. Bunlar kendi tebaası yiyor arkadaşlar. Fotoğrafını bulursam koyarım bu şeyin altına. Bunları anlatırken yani bu benzin fiyatlarını verirken Türkiye'deki maaşla Avrupa'daki maaşları vermemiş yarım akıllılar. Ama benzini Türkçe olarak vermesini biliyorlar şey lira olarak. Bunlar böyle çakallar. Çakal çünkü onların bütün AK Partililer çakal. Biz gezimize devam edelim. Birazcık bakalım arkadaşlar. Bakın bir tane burada 8 terabyte hard drive var. Sadece 130 lira. 8 terabyte hard drive. Bana böyle bir şey lazım. Bakabiliyorsunuz arkadaşlar. 8 terabyte hard drive sadece 130 lira. 130 lira arkadaşlar. Beyaz eşyalar bakın. 850 lira. Bu çamaşır makinesi 1200 lira. Fırınlar 1800, 650'ye var. Bu şey arkadaşlar. Bulaşık makinesi yalnız kalite. Buram buram kalite kokuyor. 2700 lira bu buzdolabı. 500'e var, 1200'e var, 1300'e var. Çok çeşit var. Böyle makineler var arkadaşlar Nikon'un. Bu 600 lira arkadaşlar. Bakın. Şöyle var. Bu da arkadaşlar 450 lira. Şöyle bir makine. 450 lira. Bakın. 450 liraya buradan bu makine alıyorsunuz. Yani o burada 1,5 gün çalışarak, bir gün, 1,5 gün çalışarak şöyle bir gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada 64 GB 2 adet kart sadece 22 lira. 64 GB şöyle 2 kart 22 lira. Önceden de göstermiştik. Neyse biz gene alışverişimizi yapalım. Fazla bir şey almayacağız. Sadece dondurulmuş gıda alacağım bugün. Bu neymiş? Özellikle de burada arkadaşlar. Ucuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu televizyon benim boyumda 3000 lira. 3000 lira şu televizyon. Samsung'un gayet de büyük. 82 inç 3000 lira. Sudan ucuz arkadaşlar Amerika. Görün. Samsung bilmem ne tabletmiş. 130 lira şu tablet. 130 lira. Amerika Avrupa'dan daha ucuz arkadaşlar. Bunu bilin. Tabletler var. Burada 2 terabyte şey var. Hard drive 2 terabyte arkadaşlar 60 lira. 2 terabyte hard drive 60 lira. Şöyle bakın özellikleri.
Burada da arkadaşlar mücevherler var, saatler var. Buranın saatleri çok güzel de işte almak biraz para olacak. Benim favori markam şu arkadaşlar. O da 5000 liraymış. Gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Burada GoPro vardı geçen gün. Çok ucuzdu. Bilmiyoruz. Alsam mı almasam mı emin değilim. Oo, yeni saatler gelmiş bakın. Fitbit. Geç bunları. 270 lira. 2 tane Samsung Galaxy saat. İki adet değil. Tanesi pardon. 270 lira. Şöyle Citizen var. 140 lira. Bunlar 150 liraymış. Oo, Diamond var burada. 189. Şu set 189 lira arkadaşlar. Şöyle bir saat var. Sadece 80 lira şu saat. 80 lira arkadaşlar. Saikon'un var bu 100 lira. Şöyle bir kulaklık var arkadaşlar. Samsung kulaklık. Bunlar kablosuz. Şöyle fotoğrafta var bakın. Bunun fiyatı 120 lira arkadaşlar burada. Şu Samsung kulaklık Gear Icon X diyor. Sadece 120 lira. Hero 5 var bakın. Görüntüsü çok güzel arkadaşlar. Bu da sadece 219 lira. GoPro Hero 5. Sadece 219 lira. Neyse. Yılbaşı süsleri bunlar. Bunlara gerek yok. Bunlardan var. Şu bardak çok büyük. 70 lira şu büyük bardak. Bunun içine şarap içtikçe şarabın tıpasını atıyorsun, biriktiriyorsun. Bence öyle, bakın öyleymiş. Görüyorsunuz. Çok büyük. Bir insan boyunda yani. Neyse biz şimdi neler alacağız? Bir terlik aldım, ayakkabı. Bakıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz burada oyuncaklara. Mesela böyle Sony'nin şu kulaklık sadece 170 lira arkadaşlar. 170 lira. Böyle dollhouse'lar var arkadaşlar. Bakın kocaman 150 lira. 100 liraya var. Şöyle bir set var 130. Bunları önceden göstermiştik. Gerek yok. Şöyle bir piyano. 100 lira şu piyano. Bakın burada metal dedektör de var. Metal dedektör görüyorsunuz. İşte böyle gezmek, ıvır zıvır aramak için. Fiyatı yazmıyor metal dedektörün. Ama benim bilgim benim yazıyor aslında bunu. Helmet var, drone var. Yok yazmıyor ama ben biliyorum bunu. Burada 99 liraydı bu en son. Belki zamlanmamıştır. Belki bakayım tabii düşmüş mü? Yok. Metal dedektör şöyle bir ucuz yollu sadece 100 lira. Mesela ne işinize yarar bu Amerika'da? Eşiniz dostunuz yüzüğünü küpesini kaybederse böyle bir pikniğe gittiğinizde çimlerin arasında aramak için. Onun için birebir. Alacaksın, arayacaksın. Şimdi
Geziyoruz arkadaşlar. Şimdiki gezimiz devam ediyor. Başka neler bakalım alabiliriz. Kitaplar var çok güzel. Bakın kaç tane kitap arkadaşlar. Sadece o 23 lira. Çocuklar için çok fazla kitap var. Ben şu an gideyim içeriden alacaklarımı alayım. Çünkü indirimde olan bazı şeyler vardı. Dün aldım, test yaptım, yedim. Çok hoşuma gitti, bir daha alacağım. Gayet de güzel. Bakın mayonezler, sadece şu koca mayonez arkadaşlar 5 lira arkadaşlar. 2 litre mayonez 5 lira. Evdeki mayonez benim bozulmuş. Bitmedi çünkü. Aslında gelmişken ketçap alabiliriz. Ketçapımız bitti. Şöyle bir zeytin var bakın. Sadece Yunanistan. 9 lira arkadaşlar. 6 liraya var. Ama bunlar güzel olmuyor arkadaşlar. Bunları içlerine böyle şeker koyuyorlar. Ben sevmiyorum. Genelde de buralarda, bu tarz dükkanlarda satılan zeytinler genelde İspanya, İtalya, Yunan, oralardan geliyor. Zaten İtalya'dan falan gelenler, önceki videolarımda söyledim. Genelde Türkiye'den malı alıyorlar, İtalya'da şişeleyip Amerika'ya kakalıyorlar. İtalyan malı diye. Adam İzmit'ten, İzmir'den, Edremit'ten zeytinleri alıyor ucuza. Kendi ülkesinde şişeletiyor, Amerika'ya Italiano diye satıyor. Bunları da millet yiyor tabi. İtalyan diye yiyor. Eşim şey istedi, cornbread istedi. Cornbread yapacakmış. Ne alacağız? Mısır unu. Bilmiyorum var mı? Mısır unu bulabilirsek. Varsa alacağız, yoksa almayacağız. Kakaotada. Bunlar önceden baktık. Cornbread. Şekerler. Çuvallar arkadaşlar. Bulamadık cornbread'i. Neyse, önemli değil. Almayı veririz. Bakın şöyle bir Belvita, koca paket, içinde 30 tane var. Görüyorsun, sadece 8 lira. Şöyle kocaman arkadaşlar, Belvita sadece 8 lira. 1,5 kilo. Mis gibi, şaka gibi. Evet, gezimiz devam ediyor. Bunlar Christmas çikolataları. Alalım bilmiyorum. Şöyle bir sadece 8 lira, içinde çikolatalar falan var. Bilmiyorum. Güzel olmuyor. Ben yine de kendi dün aldığım şeyi alacağım. Çok hoşuma gitmişti. Bakın bu, bundan bir tane alabiliriz. Bizim
aslında bize çok yakın, Egelilerin yaptığı. Ama tabii Yunanlılar kendi adında yapıp satıyorlar böyle. İçinde 48 tane var bunun, çok güzel. Sadece 9 lira. 1,5 kilo şöyle börek. Çıtır çıtır, çok güzel. Fırına atıyorsun, 10 dakikada oluyor arkadaşlar. Alalım bir tane bundan. Yiyorum ben. Ah, bundan mozzarella geçen almıştık. Bundan almaya geldim aslında. Geçen 8 liraydı bu, 8 dolardı. Şimdi 13'e çıkmış. İndirimdeyken keşke bir tane daha alsaydım. Almadım. Önemli değil. Bundan var 8 lira. Şu çok güzel. Dün aldım bundan. Tadını çok beğendim. Hoşuma gitti. Bu 6 lira arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 kilo böyle egg rolls. Bu Japonya'da çok seviliyor. Japon, Çin, onlar yapıyor. Ama çok güzeldi. Çok beğendim. Bundan 2 tane almak istiyorum. Hoşuma gitti. On tane limit sınırı varmış. 2 tane yeter herhalde. Fazla da yemiyorum. Bunlar tabii kilo da yapar. Dün böyle bir shrimp aldım arkadaşlar. 1 kilo shrimp sadece 11,89. Çünkü 5 dolar indirmişler. Dün aldım da bir tane daha mı alsam bilmiyorum. Şöyle shrimp. Pişmiş bunlar. İşte bunlar da böyle takılıyorlar. Burada ilk defa görüyorum. Normalde bunlar Walmart'ta geziyorlar. İşte bunlar da buranın aşırı dincileri. Hayatı dine göre yaşıyor bu arkadaşlar. Görüyorsunuz çocukları da böyle. Devam edelim. Ne alacağız? Çiğ aldık. Şirin dondurma. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kızım dondurma istiyor şimdi. Bir tane dondurma alacağız. Dönüşte alalım o zaman şöyle. Aslında ben bugün şey almaya gelmiştim de, o peynirli şeyi, ama fiyatı yükselmiş, o yüzden almayacağım. Devam ediyoruz gezimize. Çok güzel eldivenler var burada. Bir bira alabiliriz. Benim istediğim biralardan böyle fazla yok burada arkadaşlar. Yok, fazla bir bira yok. Şu fena değil ama IPA seviyorum ben, biliyorsunuz. Ne kadarmış bu? İçinde kaç tane var bunun? Yirmi beş lira bir kolisi. On iki paket. 6, 12, 24 tane mi acaba? Aslında güzele benziyor. Benim en sevdiğim biralardan biri bu. Bu %8 alkollüymüş. Bunu hiç içmedim. Aslında denemeye değer. Bir tane alalım bundan olmazsa. Şişeden daha iyi belki. Denemek için alalım. Sadece 25 lira arkadaşlar. 24 bira. Kutu bira. İlk defa kutu alıyorum. Normalde ben kutu hiç almıyordum. Başka ne alacağız? Bir don
Yumurta alabiliriz. Yumurtamız var ama gene de alalım. Yumurta yiyor. Çocuklar benim çok yumurta yiyor. Organik yumurta 6 lira. Bir de böyle beyaz var. Onu söylemiştim. Bu da 3 lira. Biramızı aldık. Bir koli bira aldık. Arkadaşlar bu Amişler gidiyor. Şu an arkamdalar bunların. Ben bunları şey yapmak istemiyorum. Böyle çekmek istemiyorum kamerayı ama ilk defa görüyorum. Burada çok var bunlardan. Bu yaşadığım yerde. İlk defa burada denk geliyorum. Normalde Walmart'ta denk geliyordum. Kızıma da dondurma alacağım. Hangisinden istiyorsan. Bakıyoruz şu an dondurmalara. Kızıma dondurma alıyorum bir tane şöyle. Bu da arkadaşlar bir kutusu 9 lira. İçinde 15 tane varmış. Sadece 9 lira. Alman herhalde bu. Almanya'da yaşayan arkadaşlar varsa bilirler. Bundan mı istiyorsun? Yeterli arkadaşlar. Burada donmuş gıdalar var. Arkadaşlar dün geldim ben buraya. Yani alışveriş yaptım. Hatta video da çektim. Size atmadım. Atacağım. 115 liralık bir alışveriş yaptım dün. Ama birkaç eksik kaldı. Onları da almaya geldim işte. Şu aleti göstereyim size. Çok güzel. Aslında bizim Türkiye'de çok iş yapar bu. Bilmiyorum. Bakın 10 liraya şöyle şey satıyorlar. Ayakkabına geçiriyorsun. Karda kaymıyorsun hiçbir zaman. Sadece 10 lira arkadaşlar. Bu bizim Türkiye'de aslında satılır. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar pratik. Hiçbir zaman karda kaymayacaksın, düşmeyeceksin. İstediğin ayakkabıya tak. Bakın böyle maskeler var. Çok güzel. 10 lira. Bende var bundan. Çok güzel. Böyle yürüme şey var. Karda, dağlarda yürümek için. Böyle sopasıyla beraber. Ne kadarmış? 70 lira. Şöyle bir set 70 lira. Arkadaşlar eldivenleri çok güzel buranın. Yani Amerika'da yaşayan arkadaşlar varsa kesinlikle sadece Costco'dan alsınlar eldivenlerini. Çok kaliteli. Dokunmatik hepsi. Fiyatları da 10 lira arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bunlar artık kar eldiveni. Ben kendi aldığım eldiveni göstereyim. Onlar şahaneydi. Çok hoşuma gitti. Bakın mesela Spider diyor. Çok güzel. Sadece 15 lira bu. Bendeki eldivenlerden bunlar. Bende bunlardan var arkadaşlar. Geçen yıl almıştım. Çok güzel. Balık tutarken harika oluyor bunlar. Bakın içinde kaymıyor böyle. Hem de iPhone'larınızı kullanabiliyorsunuz. Sadece 13 lira. Kalite arkadaşlar, ondan diyorum. Amerika'da her dükkan kaliteli satmıyor. Arkadaşlar bunu bilin. Ben burada diyorum ki bakın Amerika'ya gelirseniz buradan alışveriş yapın. Ya da Amerika'da yaşıyorsanız bakın. Şöyle bir peynir seti 20 lira. Çeşit çeşit peynir. O nedenle yani bu videoları izleyen Amerika'da yaşayan arkadaşlar da varsa, yeni gelmiş arkadaşlar da varsa kesinlikle Amerika'da ucuz yerlerden alışveriş yapmayın. Gelin böyle bakın kalite. Kaliteli yerlerden alışveriş yapın. Biri bunların Costco. Hem ucuz hem fiyatlar güzel. Hele bir de böyle 3-5 çocuğunuz varsa kesinlikle Costco. Costco'dan çıkmayın. Kolay değil Amerika'da 3-5 çocukla yetiştirmek, onları büyütmek. O nedenle gelin buradan Costco'dan alışverişinizi yapın. İşte görüyorsunuz benim videolarımı.
Benim neredeyse ev, iş, Costco. Hayatım böyle geçiyor bir nevi burada. Eve yatak aldık arkadaşlar. Bir tane. İnternetten aldım Costco'dan. Dün geldi kutusu. Kuracağım. Şöyle bir yatak onun üstüne almam lazım. Hem size de bir video çekerim. Çok güzel bir yatak aldım. King boyu. Size de bir video çekmek istiyorum. Neyse. Arkadaşlar şu aleti bilmiyorum hiç gördünüz mü, bakın şu alet. Ben ilk defa görüyorum. Arkadaşlar 700 liraya şöyle bir alet var. LG'nin. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Çok ilginç. Kuru temizleme yapıyor bu. Bakar mısınız? Buraya asıyorsun. Kuru temizleme yapıyor. Şahane bir şey. Askıları var özel. Böyle bir şey ilk defa görüyorum ben. Hiç kuru temizleme hayatımda yapmadım. Bakın dokunmatik. Buradan dokunuyorsun. Her şey dokunmatik. Bakın LG Styler. Kuru temizleme. Böyle bir alet. 700 lira. Hani kuru temizlemeye fazla para vermek istemiyorsan gel. Al böyle bir alet. Bu neymiş? Bunu anlamadım. Ha, bunlar böyle alıyor musun evine? Böyle kar kışta eve geldiğinde eldivenlerini, ayakkabılarını kurutuyor. Güzel. Ne kadarmış? 40 lira. Şöyle bir alet 40 lira bakın. Buradan da sıcağı açıyorsun. Güzel. Tuttum. Eldivenler, yağlar. Buralara baktık arkadaşlar. Bakın şu alet 40 lira. Süpürge yarın, yani Black Friday geliyor. O gün 10 liraya düşecek. Ama burada değil. Başka yerlerde. Home Depot'ta 10 lira. Şöyle bir set var 20 liraya düşecek. Home Depot'ta indirimde. Ama ben almayacağım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Biz alışverişimizi yaptık. Şöyle bir dondurma aldık. Bir yumurta aldık. 3-5 şey aldık işte. Fazla tutmaz. En fazla ödeyeceğim para bira var ama 50 lira tutacak. Bir bira aldık. Bir koli yumurta aldık. Bir koli Alman dondurması aldık. İki koli şöyle Japon, Çin egg rolls aldık. Ben çok seviyorum bunu. İki koli bundan aldık. Bir terlik aldık. Bir de böyle Yunanistan şeyi aldık, böreği. Bakalım toplamda 50 lira tutar. 50'yi geçmez. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki Costco turunda görüşürüz. Ciao.